bana. Ne olur sevgili peygamberime önder. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlar. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberimi anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat. Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyon Servisi. Şimdi sizler için hazırladığımız programı sunuyoruz. Sevgili Peygamberim, 4. kaset. Sahibi Enver Ören. Yazan ve Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ahmet Çelik. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Sözüme kulak verin. Evet, şu felakete tam vaktinde çare bulmalıyım. Dinleyin beni, dinleyin. Aman söyle ey pir. Şimdi hac zamanı. Herkes Mekke'ye hacca gidiyor. Muhammed de bunları kendi dinine çekiyor. Bir bir onun etrafına geçiyorlar. Akıbet iyi görünmüyor. Hem içten hem de etraftan sarılıyoruz. Farkında mısınız? Farkındayız ya veli. Eğer buna kısa zamanda mani olamazsak iş işten geçmiş olacak. Bir çare düşünmeliyim. Sen daha iyi bilirsin ya veli. Evet, bir çare. Onun için bir sıfat bulalım ve hepimiz bunu kullanalım. Neymiş? Eğer Ebu Kasım için herkes bir şey söylerse bir yabancı buna inanır mı? Siz olsanız inanır mısınız? Sen ne dersen o olsun. Mesela kahin veya deli desek. Bırakın bu yakıştırmaları. Öyle bir şey bulalım ki tam yerine otur. Ben kahinleri bilirim. Muhammed'in dedikleriyle kahinlerin söyledikleri arasında hiçbir yakınlık yok. Deli demekse deliliğin ta kendisi. Sihirbaz desek ya veri. Ha, olur mu? Sihirbaz. Yani büyücü. Ama herkes onu yakından tanıyor. Çok fasih, veli ve mantıklı konuşuyor. Ne yapsak acaba? En akıllımız ve en tecrübelimiz sensin. Senin dediğin olsun ya veli. Evet, evet. Doğrusu yine sihirbaz demek galiba. Çünkü o kardeşi kardeşten, babayı evladından, dostu dosttan koparıyor. Fakat o sizin bildiğiniz sihirbazlardan değil. Bir Babil sihirbazı deriz ona. Ortak sözümüz bu olsun. Tamam mı? Tamam. Babil sihirbazı. Babil sihirbazı. Boşa çaba. Ne yapsalar, başlarını hangi taşa çarpsalar boş. Peygamber Efendimiz Mekke'ye gelen yabancı ziyaretçileri karşılayarak onlara yumuşak, tatlı, cezbedici bir üslupla İslamiyet'i anlatıyor. Onu dinleyen yabancılar anlıyor ki o yüksek ahlak güzelliğindeki bir zat asla ve asla hakikate aykırı bir şey söylemez. Bu yüzden onun anlattıkları kalplerini imanla dolduruyor ve Müslüman oluyorlar. Resulullah insanları İslam dinine davet ederken Kureyş'in önde gelenleri servetlerine, hasaletlerine ve şöhretlerine rağmen acz içindeler. Hey Kureyşliler! Bu ne haldir böyle? Üzerimize ölü toprağı mı serpildi? O bizi suçlar, tanrılarımıza hakaret eder, dinimizi reddeder ve aramızı açarken biz ne yapıyoruz? Evet, evet. Hiçbir şey! Bu miskinliktir! Miskinlik! Allah ve Resulullah düşmanları İlk şaşkınlığı üzerlerinden atınca salyalı ağızları ile sevgili peygamberimize hakaretler yağdırmaya başladılar. Onun
sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzlerinde üzüntü ve nefret emareleri görülüyordu. Buna rağmen ilk tavafta sükutu tercih ettiler. Ama durmuyorlar. Ağır sözlerle sövüp sayma sürüyor. Bunun üzerine kainatın efendisi karşılarına öyle muhteşem bir vakarla dikildiler ki o deminki aslanlar birer uyuz çakala döndü. Az önce küfredenler şimdi yalvarmaya başlamışlardı. Aman Ebul Kasım, biz sana ne dedik ki? Yani sen bizden birisin zaten. Aman ibadetine devam et. Biz sana nasıl karışırız? Peygamberimizin sözleriyle yıldırımla vurulmuşa dönenler ancak ertesi günü kendilerine gelmişlerdi. Ve kendilerine gelir gelmez de kin ve nefretlerini kusmaya başladılar. Ertesi günü Allah'ın Habibi yine Kabe'yi tavaf ediyor. Bir köşeye gizlenmiş olan Ukbe bin Ebi Muit üzerine atılıp yakasına yapıştı. Öyle insafsızca sıkıyor ki sevgili peygamberimiz güçlükle nefes almaya başladı. Hazreti Ebu Bekir yardıma koşuyor. Bırak çek ellerini o mübarek insandan. Yoksa çok kötü olursun. Sen Ebu Bekir karışma bu işe. Ukbe bin Ebu Muit. Bir daha peygamberin elini sürersen hepinizi kılıçtan geçirin. Öyle olsun. Ama bu iş burada bitmeyecek. Yakında yine görüşeceğiz. Ve kafirler kendi aralarında toplanarak Muhammed'i gördüğümüz yerde öldüreceğiz diye and içtiler. Geçti artık. Muhammed'i gördüğümüz yerde derhal öldüreceğiz. Bu iş buraya kadar gider. İlk defa hangimiz görürsek görelim anında öldüreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bunun için and içelim. Kötü haber, sevgili peygamberimizin sevgili kızları Fatıma radıyallahu anha hazretlerine ulaşınca mübarek kalbi titredi. Ve üzüntüden şaşırmış hal ve nemli gözlerle babacığına gelerek işittiklerini nakletti. Peygamberimiz yavrucuğunu teselli ederek celal sıfatlarıyla kafirlerin üzerine geldiler ve karşılarına dikildiler. Kime baksa o heykel gibi olduğu yere mıhlanıyordu. Hiçbir müşrikte yerinden kıpırdayacak mecal kalmadı. Sonra Resullerin Resulü yere eğilerek bir avuç toprak alıp onlara saçtılar. Bu toprak kime değdiyse o kafir Bedir Savaşı'nda İslam mücahitleri tarafından öldürüldü. Bu kadar yakında olanlar güneşten kaçarken nasibi olanlar İslam diniyle şerefleniyordu. İşte bu bahtlı kullardan biri Cündep bin Cünabe, sevgililer sevgilisi, can sevgili, aziz peygamberimizin yüksek huzurlarında İslam'la şereflendikten sonra alemlerin efendisinin talimatıyla kavmini hidayete getirmek için Gıfar kabilesine geri dönmüş, onları ebedi saadete çağırıyor. Arkadaşlarım, dostlarım, kısım akrabam ve kabilem, şunu iyi bilin ki, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ben iman ediyorum ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed, onun peygamberidir. Puta tapmanızsa, batıl ve gülün. O nasıl laf ey Cündet? Sözünüzü geri alın. İlahlarımıza asla hakaret edemezsiniz. Siz delirdiniz mi yoksa? Yoksa biz de onların gazabına uğrarız. Çabuk pişmanlığınızı dile getirin. Evet, söyleyen kim olursa olsun biz putlarımıza hakaret ettirmeyiz. Ettirmeyiz. Tatil dediğin ibadet ta atalarımızdan geliyor. Bu putlara onlar taptılar. Gözümüzü açtık, bunu gördük. Biz de tapıyoruz. Sen şimdi hangi cesaretle ilahlarımıza saldırıyor, hakaret ediyorsun? Neden yapıyorsun şimdi? Kusur duyurum size. Hafif dinleyelim. Önce amca anlatacaklarını anlatsın. Sonra ismini veririz. Buyur ya Cündet, konuş. Seni dinliyorum.
Müslüman olmadan önceydi. Bir gün putunuz Nuh Emin içmesi için bir tas süt götürüp önüne koydum. Az ayrılıp geriye baktığımda manzara çok çarpıcıydı. Bir köpek sütün tamamını içtikten sonra bacağını kaldırıp Nuh Emin ıslattı. Olamaz. Bu nasıl ilah ki karnı acıkıyor ve kulların yardımıyla doyuyor. Bu nasıl ilah ki karnı acıkıyor ve kulların yardımıyla doyuyor. Bu nasıl ilah ki bir köpekten bile sakınamıyor. Sizin tanrı bildiğiniz aslında bir heykelden başka bir şey değil. İnsan hiç kendiliğiyle yaptığına tapar mı? İyi de senin peygamberin ne diyor? Neden bahsediyor ya Cündet? O mu? O, dünya durdukça eskimeyecek, her zaman ve her mekanda kıymetini koruyacak olan şeyleri bildiriyor. Onun getirdiği dinde Allah birdir. Doğmamıştır, doğurmamıştır, yemez, içmez ve ölmez. Allah her şeyin haliki ve sahibidir. Benim peygamberim rengi, mesleği, serveti, şeceresi ne olursa olsun bütün insanları işte bu Allah'a kulluk etmeye davet ediyor. Benim peygamberim köle, yetim ve fakirlerin hukukuna riayet etmeye ve şurada sayamayacağım daha nice güzelliğe çağırıyor. O Resul olmadan önce de milletin nezdinde Muhammedül Emin diye şöhret bulmuştur. Emindir ve doğrudur. Bütün ilahi kitaplar, bütün peygamberler onun son nebi olarak kainatı şereflendireceğine haber verdiler. Sizi atalardan da gelse yanlış ve batıl şu dini bırakarak son ve en üstün din olan İslamiyet'i kabule davet ediyorum. Cündep haklı. Böyle tanrı mı olurmuş? Köpekten bile hakaret görüyor. Kurtlarımıza laf söyletmeyiz. Onlar bizi atalarımızdan kaldılar. Ama bak peygamberin dini ne güzel. Kız çocuklarını diri diri gömülmesine karşı. Ben Cündep'in söylediklerine inanıyorum. Ben inanmıyorum. Tutun diyorum size. Biz inanıyoruz. Kabilem beni dinleyin. Ben Gıfar kabilesinin reisi Habbab. Şu andan itibaren İslam dinine geçtiğimi ilan ediyorum. Ah ne iyi oldu. Ben de İslamiyet'i seçiyorum. Ben de. Kimdi bu Cündep bin Cünabe denilen adam? Cündep, sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olduktan sonra kendisine Ebu Zer künyesini verdikleri büyük sahabi Ebu Zer Gıfari radıyallahu an. Cündep'in kabilesi Gıfarlar, Mekke kervanının yolu üzerindeki bir yeri yurt edinmiş. Gelip geçen ticaret kervanlarını yağmalayan, putperest ve şerli bir dağ kabilesi. Cündep de bu kabilenin iri yarı ve en güçlü yiğitlerinden biri. Kabilesinin soygunlarına bir müddet karışan bu namlı yiğit, hilkatindeki saffet sebebiyle düşüne düşüne yapılan şu talan ve çapulculuktan da ilah zannedilen şu heykellerden de içten içe soğuyarak nefret etti ve uzlete çekildi. Cündep'e göre yaratıcı tek olmalıydı. O yüzden sık sık la ilahe illallah diye bir cümleyi tekrarlıyordu. Bu münzevi hayatı 3 sene sürdü. Kendisini Allah'a götürecek bir rehber arıyordu. İşte onun böyle her şeyden habersiz olarak Allah'tan başka ilah yoktur dediği günlerde Efendimiz'e de peygamberlik gelmişti. İslamiyet nur çemberleri halinde halka halka genişleyerek yayılıyordu. Bir gün Mekke'den birisi Gıfar kabilesine geldi ve bir tesadüf eseri Cündep bin Cünabe'yi de gördü. Cündep arada bir la ilahe illallah diyordu. Misafir şaşırdı. Hayret!
Mekke'de biri var, senin söylediğin bu sözü o da söylüyor. Peygamber olduğu iddiasında. Hangi kabileden? Kureyş'ten. Bu kadarı yetişmişti Cündebe. İyi bir şair olan kardeşi Üneys'i hemen Mekke'ye gönderdi. Üneys, Mekke'ye vardığında sevgili peygamberimizi gördü, sohbetinde bulundu ve ihsanlarına nail oldu. Sonra ağabeyine gelerek gördüklerini anlattı. Mekke'de neler öğrendin ya Üneys? Peygamber çok büyük bir zat. Hep iyilikleri emrediyor ve kötülükleri yasaklıyor. Peki insanlar onun hakkında ne diyor? Şair, kahin, sihirbaz gibi şeyler. Ama yalan. Çünkü sözlerini bütün şairlerin mısralarıyla mukayese ettim. Hiç alakası yok. Kahin ve sihirbaz benzetmeleri ise sadece iftira. Tebliği her sözden üstün ve hiçbir kelama benzemiyor. Bana kalırsa dedikleri hep doğru. Öyleyse ben de bizzat gidip göreyim onu. Ama orada çok dikkatli davran. Peygamberin düşmanları çok ve azgın. Cündep, Mekke'ye vardığında kimseye bir şey sormadı. Kabe'ye gitti ve orada beklemeye başladı. Ne yapacağını, onu nasıl bulacağını bilmiyordu. 3 gün 3 gece orada kaldı. Yiyeceği bitince sadece zemzem içmeye başladı. Hayret, bu su hem susuzluğunu gideriyor hem doyuruyor. 3. gün Hazreti Ali ile tanıştı ve ona inanınca da geliş sebebini açıkladı. Doğruyu buldum. Akıllı insanmış. Ben şimdi o zata gidiyorum. Beni takip et. Yolda zararı dokunacak bir kafir görürsem pabucumu düzeltir gibi yapar ve bir duvar dibinde dururum. Sen geçer gidersin. Sokağa çıktılar. Çok şükür ki dışarıda kimsecikler yoktu. Az sonra da sevgili peygamberimizin, Cündeb'in 3 yıldır aradığı rehberin huzurundaydılar. Esselamu aleyküm. Bu dinimizde ilk verilen selam ve Cündeb'de ilk selam veren insan. Peygamberimiz, Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diyerek Cündeb'e kim olduğunu sual eyledi. Gıfar kabilesindenim efendim. Peygamberimiz, ne zamandan beri Mekke'desin buyurdular. 3 gün 3 gecedir buradayım. Allah'ın Resulü, peki ne yiyip ne içtin diye sordular. Azığım bitince zemzemden gayri bir şey bulamadım. Hem suya kandım hem doydum. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz, zemzem mübarektir dediler. Daha sonra Cündeb bin Cünabe peygamberimizden nasıl Müslüman olacağını öğretmesini rica etti. Resulullah kelime-i şehadeti okudular. Ebu Zer Gıfari de tekrar ederek mümin ve sahabi olma şerefine kavuştu. Evet, Allah'ın sevgilisi ona Ebu Zer künyesini vermişti. Ebu Zer Müslüman olunca doğru Kabe'nin yanına vardı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulü. Evet bizim ya Rabbi. Hey, bu akılsız adam da kim? Duymadınız mı? Muhammed'in sözlerini söylüyor. Ne duruyorsunuz öyleyse? Bunun milleti kandırmasına kuzu kuzu oturup razı mı olacağız yoksa? Haddini bildirelim şunun. Topayla dövelim, topayla. Hayır, hayır, hayır. La ilahe illallah. Durun, durun, durun. Çıldırdınız mı siz? Bu adam kervan yolumuzun üzerinde bulunan bir kabileden. Bir daha oradan nasıl geçersiniz sonra? Evet, afasaklı, afasaklı. Zaten dersini aldı. Ne var ki büyük sahabi Müslüman olmanın verdiği aşkla hiçbir şeyi görmüyordu. Bir sonraki gün gene aynı yerde bağıra bağıra ilahi kelimetullah'a hizmet ediyordu. Gene kafirlerin hücumuna uğradı ve ağır dayaklar yedi. Bu defa da Abbas kurtardı onu. Sonunda peygamberimiz Ebu Zer radıyallahu anh'ı huzuruna kabul ederek kimseye bir şey belli etmeden yurduna dönmesini ve İslamiyet'i orada yaymasını emrettiler. Ve işte Cündeb bin Cünabe, sevgili peygamberimizden aldığı bu emirle kabilesini
sonsuz kurtuluşa çağırıyordu. İşte yine mücessem bir nur gibi Kabe'ye yürüyor. Alemlerin Rabbine iltica edip, yalvarıp dua edecek. Bundan daha müsait fırsat olamazdı. Saldırdılar. Ukbe bin Muayt, murdar elleriyle sevgili peygamberimizin boynunu sıkmaya başladı. İki cihan sultanı zor nefes alıyor. Bu bir vahşet tablosu. Kendilerini iyiliğe, insanlığa, İslamiyete ve ebedi güzelliğe çağıran, hem de soylu, anlı namlı adamların ettiğine bakın. Başlarına problem olan dertten neredeyse kurtulacaklar. Ama hayır, kurtulamayacaklar. Onların dert dediği ebedi saadet, an an, gün gün gelişecek ve nurun aydınlığı bütün cihanı dolduracaktır. Kafirler, Resulullah'ı mecnun bir çılgınlıkla hırpalar ve Ukbe ismindeki canavar peygamberimizin nefesini kesmeye uğraşırken, Yüce Allah küçük bir cilveyle onlara hedef şaşırtır ve sevgilisini ellerinden kurtarır. Hazreti Ebu Bekir oradan geçmektedir. Yine kimi dövüyorlar? Hey! Durun! Ne yapıyorsunuz? Ben karışma Ebu Bekir! Bu bizim kavgamız. Ne yaptığımızı çok merak ediyorsan gel de bak. Kendisinin peygamber olduğunu söyleyen Muhammed'in işini bitiriyoruz. Muhammed'i mi? Size alemlerin Rabbinden ayet getiren ve Rabbim Allah'tır diyen birisini mi öldürmeye kalkıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Hazreti Ebu Bekir'e zaten hınçları vardı. Kızdıkları bu adamın şimdi de düşmanlarını kurtarmak istemesi saldırganları daha da azdırmıştı. Bu defa peygamberimizi bırakıp aziz dostuna yüklendiler. Sakalını yoluyor, tekme tokat yağdırıyorlardı. Utbe bin Rabia adlı insafsız ayakkabısı ile Hazreti Ebu Bekir'in suratına vurarak yüzünü kan içinde bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu anh linç edilmek üzereydi ki Teym oğullarından bazıları yetişti. Yaralıyı evine ancak sedye ile götürebilirler. Teym oğulları, eshabın en büyüğünün kabilesi. Onu evine bıraktıktan sonra bu alçaklığı yapanlara geldiler. Ebu Bekir'e hele bir şey olsun, kozumuzu o zaman paylaşırız. Teym oğullarının bu tehdidi, saldırganların içine derin korkular saldı. Kafirler sürüsü, kuyruklarını bacak arasına saklayan köpekler gibi süklüm püklüm oradan savuşup gözden kayboldular. Efendimizin seçkin arkadaşı Ebu Bekir gün batımına kadar komadan çıkamadı. Akşam olurken gözleri aralandı ve dudakları kıpırdadı. Evet, dudakları kıpırdadı. Başındakiler sevinçle karışık bir telaş içinde onun ne söyleyeceğini bekliyorlardı. Bir şey mi istiyordu? Su mu? Tabip mi? İlaç mı? Çok beklemediler. Ebu Bekir kafası yarılmış, sakalı yolunmuş, yüzü gözü yara bere içinde ve bitkin bir haldeyken mecalsiz bir sesle konuştu. Resulullah nicedir? Ne yapar? Ona hakaret etmişlerdi. Şimdi nasıl? En zor zamanında bile kendi canının değil, canından aziz bildiğinin derdinde. Sanki kendisi yoktur, o vardır. Gece yarısına doğru ev iyice tenhalaştı. Annesi oğlunun yanında eriyen bir mum gibi. Odanın boşluğunda gözyaşları sessiz dökülüp duruyor. Canın ne ister evladım? Karnın aç mı? Anne, Resulullah nicedir? Ne yapar? Bilmiyorum. Hiç malumatım yok oğlum. Ümmü Cemil'e git. O Allah'ın Resulünü bilir. Efendimin sağlık haberini bekliyorum. Bunun üzerine Selma binti Sahr, Ümmü Cemil'in evine giderek oğlunun peygamberimizi merak ettiğini sorar. Ümmü Cemil radıyallahu anha mümine hanımlardan biri.
Hattab'ın kızı, yani Hazreti Ömer'in kardeşi, tedbirli hareket ediyor ve misafirin geliş sebebini anlamaya çalışıyor. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in annesi henüz Müslüman değil. Bilmiyorum. Ne oğlum ne de Muhammed Aleyhisselam hakkında bir şey bilmiyorum. Selma, oğlunun başından geçenleri anlatınca Ümmü Cemil inanır ve hemen Ebu Bekir'in evine giderler. Çok kötü dövmüşler seni ya Ebu Bekir. Ama Allah o azgınların yaptıklarını karşılıksız bırakmaz inşallah. Resulullah ne yapar? Ahli nicedir. Ama annem burada. Ya dediklerimi duyarsa? Korkma. Ondan bir ziyan gelmez. Sırrımı söylemez. Sevgili peygamberimiz çok şükür hayatta. Ve sıhhati de yerinde. Oh, çok şükür. Şimdi nerede? Kimin evinde? Efendimiz şu an Erkam'ın hanesindeler. Vallahi Resulullah'ı gidip görmedikçe ne yer ne içerim. Sen kendini toparlamaya bak. İstirahat et. El ayak sokaklardan çekilsin. Herkes uykudayken gideriz. Ve öyle yaptılar. Evlerin pencereleri birer birer karanlığa gömülürken büyük dost, annesi ve Ümmü Cemil'in desteğiyle Erkam bin Erkam radıyallahu anh'ın evinin yoluna düştüler. Ebu Bekir Efendimiz eve girince Resul aleyhisselama sarılıp öptü. Müminlerle kucaklaştı. Ebu Bekir'in bu hali sevgili peygamberimizi çok üzdü. Ama ne olursa olsun kainatın efendisi üzülmemeliydi. Bunun farkına varan Ebu Bekir ağır ağır konuşarak Habibullah'ı teselli etti ve bir isteğini dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü! Bu yanımda gördüğün dünyaya gelme vesile olan annem Selma'dır. Müslüman olmasını istiyorum. Dua buyurman halinde sonsuz felaketten kurtulacağına inanıyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selma binti Sahr'ın hidayeti için Yüce Allah'a yalvardı. Duanın bereketiyle Ebu Bekir Efendimizin annesinin kalbi yumuşadı. İmana geldi ve cehennem ateşinden kurtuldu. Böylece Selma radıyallahu anha da ilk Müslümanlardan olma şerefine nail oldu. İslam ahlakının zirvesindeki muazzam insan hep vakar ve ciddiyet halinde. Nurlu alnını Rabbinin huzuruna koymuş. Başını kaldırmadan öylece bekliyor. Müşrikler sanki bir zafer elde etmiş gibi katıla katıla tepiniyorlar. Yemin ederim ki bu defa affetmeyeceğim. Kararım katidir. O secdeye vardığı an kafasını taşla ezeceğim. Siz de şahit olun. Ama geçen sefer hiçbir şey yapamadan kaçtın ya Ebu Cehil. O zaman ne oldu bilmiyorum. Sanki onunla benim aramda ateş dolu bir uçurum vardı. Ama artık elimden kurtulamayacak. İşte Muhammed secdede ya Ebu Cehil. Hadi ne yapacaksan yap artık yapacağını. Seyredin öyleyse. Verin şu taşı bana. Al ya Ebu Cehil. Bu taşın bir darbesi Muhammed'i öldürecek kadar ağır ve etkilidir. Şimdi bakın dostlarım. Ebu Cehil dediğini yapacak herhalde. Evet, çok hırslı görünüyor. Aralarında birkaç metre kaldı. İşte taşı da kaldırdı. Ama neden durdu? Neden Muhammed'in yanına yaklaşmıyor? Bak öylece kaldı. Ne oldu acaba? Hayır! Hayır! Canavar! Canavar var orada. Saldıracak. Saldıracak. Çabuk kaçalım. Kokuşmuş, mihverinden çıkmış, dejenere bir cemiyetin azgın temsilcileri, küfür adına İslam'ın ocağını söndürmek için dört koldan saldırıyorlar. İlk müminler, cansız kayadan daha sert, putperest bir cemiyeti zorlayarak ebedi saadetin fenerini yakmaya uzanıyor.
karanlık bir mağaradan farksız Arabistan. Arabistan değil, bütün yeryüzü ışıl ışıl bir dünyaya çevrilecek. O bir avuç mümin fısıltılarla konuşarak, gizlice buluşarak, gözden saklı köşelerde bunun imkanını araştırıyor. Yasir, kimsesiz ve yoksul bir Ademoğlu. İş bulmak ümidiyle yollara düşerek memleketi olan Yemen'e elveda demiş ve günler sonra vardığı Mekke'de Ebu Hüzeyfe bin Mugire'yi tanımış ve onun yanına hizmetkar olarak girmiştir. Efendisi Yasir'den ziyadesiyle memnundur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevhidin ihtişamlı sancağını yükseltince Yasir, secdesiz Sümeyye ve oğulları Ammar ile Abdullah bir ağızdan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Bu hem tasdik ve kabul ve hem de bir şeref sözüdür. Yasir ve ailesinin Müslüman olması Ebu Hüzeyfe bin Mugire ile mahzun oğullarını deliye döndürür. Ve o andan itibaren sevgi biter, nefret başlar. Ve sadist işkenceler. İnat etme Yasir. İslamiyet'ten dön. Hata ettiğini söyle, serbest bırakalım. Yoksa sıcak ve işkenceden acı çeke çeke öleceksin. Duydun mu? Öleceksin. Hayır. Derinizi de yüzseniz bizi Müslümanlıktan vazgeçiremezsiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İlahlarımız Lat ve Uzza deyin. Kurtulun. Sümeyye, sen kadınsın. Bari sen inatçı olma da şu sihirbazın yolundan dön. Etimizi dilim dilimle kesseniz biz yine de İslam dininden dönmeyiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İlah dediğiniz taş heykeller, onlara tapılır mı? Şükür ki biz hakikati bulduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kuvvet zulümle ayakta kalamaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Başlayın. Bunları makul söz değil, acı kırbaç islah eder. Güneş batıncaya kadar kırbaç vurun. Hadi. Birden Resulullah göründü. Eshabına yapılan işkenceden fevkalade müteessir bir halde üç kere aynı şeyi buyurdular. Sabredin ey Yasir ailesi. Sabredin ve sevinin ki mükafatınız cennet olacaktır. Yasir merakla sordu. Ya Resulallah, günler hep böyle mi geçer? Sevgili Peygamberimiz bu suali bir dua ile cevaplandırdılar. Ey Allah'ım, Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan eyle. Ve Hazreti Resul'ün oradan ayrılmasından kısa bir süre sonra Yasir radıyallahu anh, İnsanın tahammül ve kudretini aşan işkencelere dayanamayarak ruhunu rahmet ve mağfiret sahibine teslim etti. Bu ilk şehit. İslam ilk şehidini verdi. Saadet ebediye yoluna can feda edildi. Akın akın gelecek şehitler ordusunun ilk mücahidi şehadet şerbetini içti. Bilal. 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 Kim o? Benim. Ebu Bekir. Aç şu kapıyı. Tamam geliyorum. Dur bir dakika. Hayırdır? Gecenin bu saatinde geldiğine göre mühimce bir şey olmalı. Evet. Seni İslam dinine davet etmek için geldim. İslam dini mi? O da ne demek? İçeri girebilir miyim? Tabii tabii gel. Ya Ebu Bekir, bu dediklerini sabah konuşsaydık olmaz mıydı? Olmazdı Bilal. Çünkü sahibinin bunu bilmemesi gerekir. Peki anlat o halde, seni dinliyorum. İnsanlığın içinde bulunduğu şu şaşkın ve şerefsiz halden kurtaracak tek imkan İslam dinidir. Diğer peygamberlere de gelmiş olan Cebrail ismindeki melek bu dinin peygamberine de vahiy getiriyor. Bu en kamil ve son din. Ben bu peygambere iman ettim.
arkadaşım olduğun için sana geldim. Senin de iman etmeni, senin de insanlık şuuruna, mümin olmak huzuruna ermeni arzuluyorum. İnsan şerefli bir mahluk. Ama hayata bak. Sefil ve berbat bir manzara. Bu bozukluğu beşeri değil, ilahi bir sistem düzeltebilir. Kim bu peygamber ya Ebubekir? Ben tanıyor muyum? Tanıyorsun tabii. Muhammedül Emin. Evet, tanıyorum. Bugüne kadar bir tek kötü hareketine şahit olmadığımız, hepimizden ve herkesten üstün asil ve dürüst bir zat. Evet, emin ve iyi bir kimse. Ya Bilal, ten rengin farklı diye seni hor görüyor ve köle olarak çalıştırıyorlar. Halbuki benim peygamberimin getirdiği dinde kimsenin kimseye hiçbir üstünlüğü yok. Herkes Allah'ın kulu ve eşit. Üstünlük sadece ihlas ve takvada. Bir şey soracağım. Onun teklifini hemen mi kabul ettin? Sakın bir menfaat peşinde olmasın. Ben tereddütsüz Müslüman oldum ya Bilal. Bir çıkar peşinde olması imkansız. Buna ihtiyaç yok ki. Hanımının ne kadar varlıklı olduğunu sen de biliyorsun. Bunlar ne kadar kıymetli sözler. Muhammed'i tanıyorum. Eşsiz bir insan. Ebubekir yine kibar ve asil. Ya şu cemiyet. Bana İslam'ı öğret ya Ebubekir. Nasıl Müslüman olacağımı söyle. Müslüman olmak için kelime-i şehadet söylenir. Eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammed'in abdühü ve resuluhu. Bunu tekrarlayacak ve kalbinle tasdik edeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şöyle Bilal, artık yürüyen bir nur gibi bütün hücrelerini Allah ve Resulullah aşkı doldurmuştu. Hemen annesinin yanına koştu. Oğlu gibi bir köle olan Hamime, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın teklifiyle Müslümanlığı kabul etti ve o köle kadıncık da ilk müminlerden oldu. Bilal çok mert ve dürüst bir köle. Sesi ise inanılmayacak kadar güzel. Efendisi Umeyye bin Halef ticaret kervanlarına onu yolluyor. Kervandakiler yorgun düştüğünde Bilal'in söylediği yanık ve içli namelerle herkes kendine geliyor. Hatta develer çatlarcasına koşuyor. Ses o kadar güzel ve tesirli. Hazreti Ebubekir'le dostlukları Şam'a giden bir kervan arkadaşlığıyla başlamış ve zenci kölenin Müslüman olmasıyla ebedi kardeşliğe dönmüştü. Hazreti Ebubekir, Ammar bin Yasir, Yasir'in zevcesi Sümeyye Hatun, Süheyl-i Rumi, Miktat Hazretleri gibi Bilal-i Habeşi de Müslüman olduğunu gizlemiyor. Küfürle açıktan açığa cihad edenlerden. Bunlar Resulullah'la birlikte Müslümanlığını saklamayan yetik öncü, ilk mücahitler. Aşk ve hasret dolu selamlarımız onlara, şefaatleri üzerimize olsun. Umeyye bin Halef Bilal'i çok seviyor. Onun için Bilal sadece bir köle değil, en güvenilir insan. Bu sebeple önemli işlerini o kadar oğlu dururken Bilal'e havale ediyor. Hatta ihraç mallarını bile bu köle dış ülkelere götürüp satıyor. Hey, duydunuz mu? Bilal Müslüman olmuş. Ve puthanede ne kadar put varsa hepsini secde vaziyetine getirmiş. Ne? Bilal ha? Müslüman olmuş. Olamaz. Yalan. Maalesef doğru. Senin puthanedeki putların hepsini de secde vaziyetine getirmiş. Doğrusu büyük cüret. Bilal! Bilal! Neredesin? Bulup getirin onu buraya. Sopayla kemiklerini tek tek kıracağım. Bilal! Buyurun efendimiz. Çabuk gel buraya. Geldim efendim. Doğru mu Bilal? Müslüman olduğun doğru mu? Putları secde eder gibi yere yatırdığın doğru mu? Doğrudur. Vay kendini bilmez vay. Demek doğru ha. Al bakalım. Al, al sana. Demek Muhammed seni de kandırdı ha. Ben de seni akıllı biliyordum. Nasıl inanırsın ona?
Nasıl dinimizden dönersin? Çabuk vazgeç. Pişman olduğunu söyle ve özür dile. Benim kölem Müslüman olamaz. Emrediyorum sana. Mümkün değil. Sopa getirin bana. Çabuk sopa getirin diyorum. Muhammed'i inkar et. Lat ve Uzay'a dön. İslamiyet'i reddet. Allah'ım bir. Allahu Ekber. Allah'ım bir. Sürüten sürüten. Aşağı götürün. Ben de geleceğim. Şu koca taşları üstüne koyun. Israrlı mısın? Hata ettiğini söyle ve kurtul. Hadi söyle. Ya ilahi illallah. Muhammed Resulullah. Affedeceğim seni Bilal. Bana ihanet eden Bilal. Kum dökün üstüne. Acımayın. Bu gürbün çok büyük. Acımayın ona. Allah'u Ekber. Hala mı inat edeceksin Bilal? Muhammed'i yalanla diyorum sana. Beni anlamıyor musun? Duymuyor musun beni? Ne oldu sana Bilal? Delilik etme. Asla. Beni rezil ettin Bilal. Ya dönersin ya da işkence altında ölürsün. La ilahe illallah. Altta kavuran kum göğsünde ateş gibi taşlar. Ve hep aynı laf ha. Buna inat derler. Bu ne inat böyle? Boğazına kadar kumlara gömülü. Kumlar kızgın zeytinyağı gibi yakıyor. Elleri, ayakları kıpırdayamıyor. Bin zorlukla ve can çekişir gibi nefes alıyor. Bu yetmiyormuş gibi Ümeyye bin Halef, Ebu Cehil ve bir müşrik sürüsü yüksek sahabinin ayağına ip takarak çalılar üstünde sürütüp bütün vücudunu yırtık ve çizikler içine koyuyorlar. Hazreti Bilal kanlar içinde kalıp ayılırken onlarda en küçük bir vicdan sızısı bile yok. Ve Umeyye'nin doymadığı işkencelerden bir gün. Hey, ne oluyor orada? Çocuklar boğazına ip takılmış bir zenci köleyi sürüklüyorlar. Köle ne yapmış ki? Mühim değil canım, Müslüman olmuş. Efendisi ceza veriyor. Ve gündüz en yakıcı saatlerde bir dileğe bağlayarak aç susuz ta geceye kadar bekletiyorlar. Aziz insanın ayaklarına kara sular iniyor. Gece olunca da gelsin türlü işkenceler. Allah'a ekber. Bak Bilal, ya İslamiyet'ten dönersin ya da seni öldüreceğiz. Lat ve Uzza'ya dön Bilal. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. İşte tam o sırada Allah'ın Resulü görünüyor. Allahü Teala'nın ismini söylemek seni kurtarır. Peygamberimizin sözü ölümü bekleyen mazlum Bilal'in yüreğine serin sular gibi serpildi. Efendimiz oradan ayrılarak evlerine gittiler. Az sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Resulullah Bilal-i Habeşi'ye yapılan işkenceleri anlatarak çok üzgün olduğunu ifade buyurdular. Yüksek sahabi derhal peygamberimizin tarif ettiği yere koştu. Manzara dayanılır gibi değil. Durun! Size bir teklif. Onu bana satın. Duymadınız mı? Bilal'i bana satın dedim. Niçin satalım? Zaten sen bunları yoldan çıkarıyorsun.
Fakat bir takas yapabiliriz. Mesela? Kölen Amr ile değiştirebiliriz. Derhal. Amr'ı bütün malıyla sana bağışladım ya Ümeyye. Yeter ki kardeşimi bana ver. Al götür, senin olsun. Ebu Bekir hemen Bilal'in yanına koşarak onu bağlarından çözdü ve yürümesine yardımcı olarak hane-i saadetin yolunu tuttular. Müşrikler Ebu Bekir'i kandırdıklarını sanıyorlardı. Çünkü Amr çok zengin ve o da hünerli bir köleydi. Hem mallarıyla birlikte onu alıyor hem de bir sıkıntıdan kurtuluyorlardı. Nasipsiz Amr, Ebu Bekir Hazretlerinin Müslüman olma tekliflerini her defasında geri çevirmişti. Bu takas sonucu herkes layık olduğu yeri buldu. Kainatın efendisinin huzuruna vardıklarında Hazreti Ebu Bekir hemen arz etti. Bilal'i Allah rızası için azat ettim. Peygamberimiz memnun kalarak dua buyurdular. Onu sevindirmek karşılıksız kalır mı? Hemen vahiy geldi. Velleyl suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da cehennemden azat edildiği haber veriliyordu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hürriyetine kavuşunca uğrunda akıl almaz işkencelere katlandığı Resulullah'ın yanından ayrılmayarak onun müezzini oldu. Peygamber müezzinliği. İkinci bir kula nasip olmayan şanlı rütbe. O garip, kimsesiz köleciye İslamiyet sultanların kavuşamayacağı bir makam vermişti. Ezan okuyor. Ne güzel ses Allah'ım. Ferahlandırıcı ve deruni. O ezan okurken gözler yaşla doluyor. Ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım. Babama hasta yatağından kalkmak nasip eyleme. Evet. Evet ya Ebu Bekir. Rüyada babama işte böyle beddua ediyordum. Sen korkulu bir rüya görmüşsün ya Halid bin Said. Korkulu bir rüya. Tasvir edilmez dehşetiyle cehennem. Ateş insanı tepeden tırnağa korku içinde bırakıyor. Korkunç bir yer. Rüyada cehennemin kıyısındayım. Kaynayan, homurdayan ateş gürül gürül. Tam bu sırada arkamdan beliren babam Ebu Uhayya beni cehenneme itiyor. Düşüyordum. Muhammedül Emin beni belimden yakaladığı gibi ateşin ağzından çekip aldı. Bu rüyanın anlamı nedir ya Ebu Bekir? Güzel bir rüya görmüşsün. Muhammedül Emin son peygamberdir. Koş kendisine tabi ol. Sen onun dinine girecek ve dava arkadaş olacaksın. Yani o seni rüyadaki gibi cehenneme dönmekten koruyacak. Babansa maalesef cehennemde yanacak. Öyleyse ben hemen ona gidiyorum ya Ebu Bekir. Mübarek peygamberimiz bu sırada Ecyat adlı bir yerde bulunmaktadır. Halid Resul aleyhisselamın huzuruna çıkar ve Müslüman olur. İslam'ın altın zincirine 5. halkanın eklenmesi Efendimiz'i çok sevindirdi. Hem de iyi yetişmiş ve kültürlü bir insan. Halid bin Said radıyallahu anh'ın İslamiyetle şereflenmelerini önce hanımı Ümeyye radıyallahu anha ve sonra kardeşlerinden Ömer bin Said radıyallahu anh takip etti. Böylece sabikun-u evvel tabir edilen ilk müminlerden oldular. İki kardeş Mekke'nin gözden saklı bir yerinde huşu içinde namaz kılıyorlar. Namazı henüz bitirmişlerdi ki diğer kardeşlerinin yanlarına geldiğini fark ettiler. Babaları onları çağırıyordu. Yani Ebu Uhayya. Azgın bir İslam düşmanı olan Ebu Uhayya. Gittiler. Baba öfkeden patlayacak gibi. Ona göre tek suçlu vardır Halid. Halid doğru mu?
Muhammed'in dinine girmişsin, doğru mu? Evet. Çabuk vazgeç ve özür dile. Sen onun diniyle, adetlerimize, inanışlarımıza, putlarımıza, mazimize hakaret ettiğini biliyor musun? O doğru söylüyor. Dedikleri hep doğru. Kendisine daha düne kadar Mahmedül Emin diyen siz değil miydiniz? İslamiyet hak din. Geri dönmem mümkün değil. Demek öyle ha? Al bakalım sana. Al bakalım asi evlat. Al sana, al. Bundan sonra sana aş ekmek yok. Seni söz dinlemez inatçı küstah seni. Sen nafakamı kessen de rızkımı Allah ihsan eder. Bak hala konuşuyor. Çabuk şunu mahzene tıkın, çabuk. Kafası yediği sopa darbelerinden şişen, yüzünden kanlar sızan mübarek sahabiyi evinin havasız, ışıksız ve farelerin cirit attığı mahzenine hapsettiler. Ebu Uhayya diğer çocuklarının onunla konuşmasını yasakladı. Hazreti Halit sıcak Mekke havasında burada 3 gün aç susuz hapis kaldı. Fakat Allah'ın lütfu ile bir fırsatını bularak kaçıp firar etti ve şehrin dışında bir yere gizlendi. Kafirlerin zulmü iyice azmış ve müminler Efendimizin talimatıyla Habeşistan'a hicret etme hazırlığına başlamışlardı. İşte bu sırada Ebu Uhayya ağır şekilde hastalanarak yatağa düştü. O hasta halinde bile şu Müslüman oldu, falan da Müslüman oldu gibi haberleri aldıkça asabileşiyor ve... İyileşirsen bir kişi bile putlardan başka bir şeye ibadet etmeyecek. Buna fırsat vermeyeceğim, diyordu. Bu zalim niyet Ebu Uhayya'nın zulmünden kaçan Halid bin Said'in kulağına geldi. İman küfür mücadelesinde baba mı dinlenir? İyileşir de Müslümanlara sıkıntı verirse? Bu sual büyük sahabeyi huzursuz etti. Öyleyse onu Allah'a havale etmeli. Bu şartlarda dua ve beddua eldeki tek silah. Dua kabul oldu ve azgın bir müşrik daha eksildi. Malum ki Kur'an nazil olacaktı, niçin Haşimilerden Abdullah'ın yetimi seçilmişti? Halbuki Mekke ve Taif'te nice büyük zenginler, herkesin hürmet gösterdiği liderler ve gün görmüş ihtiyarlar vardı. Bunlar dururken peygamberliğin ona gelmesi, bunu hazmedemiyorlardı. Kureyş'in bir de eskiden beri sürüp giden aileler arası rekabet ve iç çekişme meselesi var. Eğer Haşimoğullarından biri Resul olarak kabul görürse, bu ailenin diğerleriyle mukayese kabul etmeyecek derecede arayı açacağı aşikardı. Ebu Cehil ve kafadarları bunun da korku ve kıskançlığını yaşıyorlar. Ebu Cehil kendi kendine soruyor. Haşimilerle hep yarıştık. Onlar halka ziyafet verdi, biz de verdik. İhtilaflarda diyet ödediler, biz de ödedik. Halka ihsanlarda bulundular, biz de ihsan ettik. Haşimoğulları ile şan şöhret hususunda at başı koşturduk durduk. Şimdi ise kendine gökten vahiy gelen bir peygamberimiz var diyorlar. Buna denk birini nasıl bulalım? Asla. Asla! Ona asla inanmayacağız. Kalbi mühürlü nasipsiz Ebu Cehil yatışmaz öfkeler içindeydi. Bu sebeple yeni Müslüman olmuş herkese koşarak, bu mesut kimse zengin biri ise seni batırırız, servetini yok ederiz diyerek, şeref ve itibarı yüksekse seni rezil eder, halkın içine çıkamaz hale getiririz diyerek, fakir, köle, kimsesizse önce tehditle, netice alamayınca da işkencelerle İslam dininden koparmaya uğraşıyordu. Ve Zinhire radıyallahu anh'ın da ebedi saadet yolunu seçtiğini duydular. Ne oluyor bu kölelere? Hepsi mi delirdi? Bunlar kim ki efendilerine karşı gelebiliyorlar? Haklısın dostum. Bize rağmen din değiştirebiliyorlar. Bunlar köle. Biz efendileriyiz. Bizim iznimiz olmadan din de değiştiremezler. Böyle bir hakları yok. Terbiyesizlik yapıyorlar. Dinleyin beni. İster erkek ister kadın, kim olursa olsun, Müslümanlığı kabul edenleri ağır cezalara çarptıracağız. Onlara öyle dersler verelim ki diğerleri de aynı hataya düşmesinler. Haklısın ya Ebu Cehil. Cezalar herkese ibret ve dehşet versin. Gerçekten de dehşet verici işkenceler tatbik ettiler. Ama sahabi imanı karşısında kötülükler güneş altındaki kar gibi eriyor.
Şimdi sözünü edeceğimiz kahraman bir hanım. Kimi kimsesi olmayan bir köle. Adı Zinnire. Ebu Cehil azgını, ellerini garibin kırtlağına kerpeten gibi geçirmiş, onu zorla istidat ettirmeye çalışıyor. Zinnire hatunun gözleri dışarı uğramış, rengi uçmuş, vaziyeti perişan. Ey Zinnire! Muhammed'in yolundan dön! Gene putlarımıza tap! Asla! Asla! Ey kadın, isyan etme! Latın ve Oğuzdan'ın ilahlığını kabul et! Aksi takdirde sana feci işkenceler yaparım. Hayır! Lat ve Uzza heykel, ilah değil. Bak! Lat ve Uzza kendilerine takmadığın için gözlerini bile kör etti. Sen hala Müslümanlıktan dem vuruyorsun. Hayır. Senin Tanrı bildiğin Lat ve Uzza iki heykel. Ne kendilerine ilah diyenlerden haberleri var, ne de nefret edenlerden. Onlar hiçbir işe yaramaz. Lakin benim ezeli ve ebedi olan Rabbim göz nurumu elbet iade edebilir. O her şeye kadirdir. Ve gerçekten de bir zaman sonra Zinnire radıyallahu anha görür oldu. Hem de eskisinden daha iyi. Ebu Cehiller imana gelse ya, nerede? Bu da Muhammed'in sihri. Yani şu köle bizden daha mı akıllı ki doğruyu buluyor? Dinleri kabule layık olsaydı önce biz inanırdık. İşte altıncı Müslüman. İlklerden Habbab bin Eret radıyallahu an, kalbi Allah ve peygamber muhabbetiyle lebalep dolu. Küfür ehli Müslüman olduğunu anlayınca Habbab'a gördükleri yerde çullanıyorlar. Ve yeni dininden çevirmek için iknağa uğraşıyor, başarılı olamayınca da bu da can taşıyor demeden kuduz köpekler gibi saldırıyorlar. İşkence saatinden bir an. Sevgili peygamberimiz, "Ya Rabbi, Habbab'a yardım et," diye dua buyurdular ve devam ettiler. Sizden evvelki ümmetler arasında öyle kimseler vardı ki demir tarakla derileri kazılır, etleri soyulurdu. Ama bu işkence onları dinlerinden çeviremezdi. Müminleri başından ayağa kadar testereyle ikiye bölerler, fakat imanından taviz koparamazlardı. Yüce Allah İslamiyet'i elbette ikmal edecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz. En ağır zulüm, en feci işkencelere katlandılar. Aç susuz kaldılar. Vücutları yaralardan sızım sızım sızladı. Ölümü şehitliğe giden yol gördüler ve şehit oldular. İlahi aşk ve Resulullah sohbeti onları bir anda manevi derecelerin en son noktasına yükseltti. Çağlayanlar gibi iman, şaşılacak irade, yorulmayan azimle asla yılmadılar. Çetin imtihanlardan geçerek eshab-ı kiram oldular. Peygamberimize arkadaşlık rütbesine kavuştular ki bu rütbeye, bu manevi mertebeye sevgili peygamberimizi görmeyen yüksek veliler, en büyük alimler dahi varamadı. Beşinci kasette buluşuncaya kadar hoşça kalın.